gençler, sınav ajandası programında çarpanlara ayırmanın ikinci videosunu bugün sizlerle birlikte işleyeceğiz. C'de kalmıştık. A artı B'nin n'inci kuvveti ifadesinin açılımında binom açılımı diyoruz kısmen. Şimdi neden kısmen dedim? Çünkü binom açılımını detaylı olarak farklı bir videoda göreceğiz sevgili gençler. Burada sadece ihtiyacımız olanı alıp sonra konuyu terk edeceğiz. Şimdiye kadarki bilgilerimizi gözden geçirelim demişiz. Her sayının, yani 0 hariç, 0. kuvveti 0'dır diyoruz. Tamam, yani 0 üzeri 0 belirsiz olduğu için 0'ın 0 haricindeki bütün kuvvetleri 0'dır. Buna göre x artı y'nin 0. kuvvetinden 1 gelir sevgili gençler. Ve her sayının 1. kuvveti kendisidir. O halde x artı y'nin 1. kuvveti x artı y'dir denilebilir. İki terimden kastımız x ve y'den bahsediyoruz. İki tane terimli var. İki terimlerin karesi alınırken terimlerin kareleri toplamına terimlerin çarpımının 2 katı eklenir. Buna göre x artı y'nin karesini biz nasıl yapacağız? X kare ile y kare terimlerin kareleri toplamına terimlerin çarpımının 2 katı ekleniyor. Yani şunu biliyoruz biz. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi tarzında. Arasında eksi varsa da burası eksili oluyor demiştik. Bir iki terimin diğer kuvvetlerini bulurken ne yapmamız gerektiğini bulalım şimdi diyor. Mesela x artı y'nin küpü demek ne demektir? X artı y ile x artı y'nin karesinin çarpımı demektir. Bunları çarparsak x artı y'nin küpünü elde ederiz böylelikle. Hepsini tek tek dağıttığımız zaman ve düzenlediğimiz zaman x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp gibi bir ifade geliyor. Ve düzenli bir ifade geliyor fark ettiyseniz. Nasıl düzenli? Mesela x küp, x kare, x ve x üzeri 0 veya y küp, y kare, y ve y üzeri 0. Birisi sağdan sola doğru giderken kuvveti azalıyor. Diğeri sağdan sola doğru giderken kuvveti artıyor tarzında. Şimdi sağ tarafa bakalım. X eksi y'nin küpü açılımında eksi y'nin tek kuvvetleri negatif olacağından, x eksi y'nin küpü de tabi y eksi y'nin tek kuvvetlerinin katsayıları negatif olacağı için, dolayısıyla bir şu bir de bu negatif olacaktır sevgili gençler. X artı y'nin küpü ve x eksi y'nin küpü için yaptığımız açılımlar daha büyük kuvvetler için de benzer biçimde yapılabilir. Ancak büyük kuvvetlerde çarpım tabii ki zorlaşacak. Bu nedenle genel olarak x artı y'nin n'inci kuvveti açılımında aşağıdaki genel ifadeyi kullanabiliriz denmiş. Normal şartlar altında biz bunu kombinasyon ile yapıyoruz. Kombinasyonsuz nasıl yapabiliriz diye düşünürsek de, mesela x artı y'nin n'inci kuvvetinin açılımında x üzeri n'i yazdım. Sonrasında n bölü 1 çarpı x üzeri n eksi 1 çarpı y. Sonra n çarpı n eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri n eksi 2 çarpı y kare tarzında gidiyor ve y üzeri n. Bunların hepsinin nereden geldiğini birazdan göreceğiz. X eksi y'nin n'inci kuvveti açılımında da eksi y'nin tek kuvvetlerin negatif olacağı için onları da bu şekilde buraya yazacağız. Şimdi bu açılımları inceleyelim. X artı veya eksi y'nin n'inci dereceden kuvveti açılımında n artı bir tane terim var. Okey, tamam, bunda sıkıntı yok. Mesela burada x artı y'nin ikinci kuvvetinde 1, 2, 3 tane terim vardı. X artı y'nin birinci kuvvetinin açılımında 1, 2 tane terim vardı. Yani şunun bir fazlası kadar oluyor. Bunun bir fazlası kadar terim oluyor. Dolayısıyla n'inci kuvvetinin açılımında da n artı bir tane terim vardır. Her terimin derecesi n'dir. Yani x artı y'nin n'inci kuvveti açılımında n çarpı n eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri n eksi 2 çarpı y kare terimine dikkat edersek, diğer terimlerde de aynı durum söz konusudur. X ve y'nin dereceleri toplamına bakalım. N eksi 2 ile 2'nin toplamı nedir sevgili gençler? N'dir. Dolayısıyla her terimin derecesi de n olmuş oluyor. Birinci terimin üstleri birer azalırken ikinci terimin üstleri birer artıyor sevgili gençler. Az önce şurada bahsettiğimiz olay. Ve baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin katsayıları birbirine eşit oluyor. Yani 3'e 3 oluyor, 4'e 4, 6'ya 6 oluyor mesela. Bir terimin katsayısı biliniyorsa bu katsayı birinci terimin üssüyle çarpılıp ikinci terimin üssünün bir fazlasına bölünürse sonraki terimin katsayısı elde edilir. Şimdi burada söylediklerimizi şurada uygulamaya dökelim. Diyor ki bir örnekle ifade edelim demişim, bakın. X artı y'nin 4. kuvveti açılımında 1 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 0 yazdıktan sonra diyorum ki 1 ile 4'ü çarpıyorum. Bakın 1 ile 4'ü çarpıyorum. Ve 0 artı 1'e bölüyorum. Böylelikle burası ne olmuş oldu? 4. Şimdi buraya geçiyoruz. Bakın 4 ile 3'ü çarpıyoruz. Yani buradaki katsayıyla, şuradaki katsayıyla x'in kuvvetini çarpıyorsun. 1 kere 4. Ne geldi? 4. Ve y'nin kuvveti olan 0'la da, tamam mı? Y'nin kuvveti olan 0'la da 1'i toplayıp bölüyorsun. Burada ne olur o zaman? Bakın burası 4'tü. 4 ile 3'ü topladım. Çarptım pardon. 4 kere 3 12 bölü. Buradaki 1 ile, tamam mı? Buradaki 1 ile neyi topladık sevgili gençler? Bir fazlasını topluyoruz. Az önce şurada 0 artı 1'e 4 mi dedim ben ya? Ha yok, 0 artı 1'e 4 demedim. O 0'ın nereden geldiğini, şu 0'la bir fazlası, yani 1'i topluyorsun. 0 artı 1. Burası ne olur? 1 artı 1. Öteki ne olur? 2 artı 1 tarzında bir fazlasını bölüyoruz. 4 kere 3 12. 1 artı 1, yani y'nin kuvvetine 1 ekliyorsun. 1 artı 1 2. 12'yi 2'ye böl 6. Bir sonrakini tahmin edelim o zaman. 6 çarpı, değil mi? Bakın 6 çarpı x kare demiş ya, 2 bölü y'nin kuvveti neydi? 2. O zaman 2 artı 1 olacak. 6 kere 2 12. 12'yi 3'e böl 4. Ve bir sonrakine bakalım. Ne olacak? 4 kere 1 4 bölü 3 artı 1 4. 4 artı 4 4 bölü 4'ten yine 1 gelecek diyebiliriz. Bunları bu şekilde de kombinasyonda yapmayı biliyoruz. Bilenler varsa kombinasyondan yapmayı biliyoruz. Neydi işte? R artı birinci terim formülü. N'in R'lisi çarpı x üzeri n eksi R çarpı y üzeri R biçiminde yazılıyordu bu kombinasyondan. Kombinasyonsuz nasıl yapacaksın? İşte genel hali, genel formatı bu şekilde. X eksi y'nin n'inci kuvveti açılımında da katsayıların işaretleri artı eksi artı eksi artı artı ile başlıyorsun tabi. Artı eksi artı eksi artı eksi biçiminde gidiyor. Burada bunların genel formatları verilmiş. Ezbere hangilerini bileceksin? X artı y'nin ve x eksi y'nin kareleri, x artı y'nin ve x eksi y'nin küplerini ezbere bilsen senin için karlı bir konumda olur. Karlı bir iş olur. Diğerlerini ise bu şekilde çıkarım yapabilirsin. Yaptığımız bu açılımı binom açılımı da denir. Binom açılımını daha sonra ayrıntılı bir şekilde vereceğiz. Yani not düştüm. Dediğimiz gibi farklı bir videoda detaylı olarak göreceğiz sevgili gençler. Permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık konusunda. Şimdi burada Pascal üçgeni ve binom açılımı arasındaki bağıntı da gözümüze çarpsın diye koydum. Bunları biliyorsunuz, Pascal üçgeninin köşeleri 1 yazdıktan sonra bunların toplamını buraya yazacak şekilde oluşturuyoruz biz Pascal üçgenini. Şurada bir hata var. 1 3 3 olacak şurası sevgili gençler. 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 15 1 tarzında. Bir sonraki basamada yazalım hatta. 1 6 15 20 15 6 1 dedik ya, simetrik olacak. Yani baştan ikinci ile sondan ikinci, baştan üçüncü ile sondan üçüncü hep birbirine eşit olacak ki böylelikle zaten mesela burada baştan dördüncü ile sondan dördüncü de aynı şeye tekabül etmiş oluyor. Mesela x artı 1'in küpünün açılımını yapmıştık biz. X küp artı 3 x kare artı 3 x artı 1 tarzında. Bunun katsayısı ne? 1. Bununki 3, bununki 3, bununki 1. Demek ki 1 3 3 1 nereden geliyormuş? Buradan geliyormuş. O zaman diyoruz ki biz, madem öyle eyvallah, x artı y'nin veya x eksi y'nin küpünün katsayıları 1 3 3 1 olacak şeklinde buradan yorumlayabiliriz. O halde mesela x artı veya eksi y'nin 5. kuvvetinin açılımında katsayılar ne olur sevgili gençler? 1 5 10 15 1 olacaktır ve 6 tane terim olacaktır da diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Burada verdiğimiz örnekleri inceleyebilirsin detaylı bir şekilde. Şimdi sorumuza bakalım. X ve y reel sayı olmak üzere x küp eksi y küp 98, x kare y eksi x y kare eşittir 30 olarak verilmiş. Bize x eksi y farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bize sorulan ifade x eksi y'nin x eksi y'ye ben bunun küpünün açılımını yapsam ne gelir? Bakın, x küp eksi 3x kare y artı 3x y'nin karesi artı ve şurası eksi olacak ve sevgili gençler y küp gelir. Bakın burada x küple eksi y küpün toplamı var ve biz bunun 98'e eşit olması gerektiğini biliyoruz. Burayı yazdım, 98. Burada ise eksi 3 parantezini aldığım zaman x kare y artı eksi, özür diliyorum, eksi x y kare kalacak elimizde ve bunun da ben x kare y eksi x y karenin de 30 olması gerektiğini biliyorum. Şurası da 30'muş değil mi? Şimdi x eksi y'nin küpüne eşit olacak bu da. 98'den 3 kere 30 90 çıkarırsak 98 eksi 90 kaç olur sevgili gençler? 8. 8 x eksi y'nin küpünün ta kendisiymiş. Hangi sayının küpü 8'dir denildiği zaman buradan x eksi y'nin 2 olması gerektiğini de gönül rahatlığıyla bulabilirsin. Diğer bir sorumuz ise x 12 ve y eksi 10 olduğuna göre x üzeri 4 artı 4 x küp y artı 6 x kare y kare artı 4 x y küp artı y üzeri 4. Bakın ne var? 1 4 6 4 1 var. X'ler azalan bir biçimde gidiyor kuvvetleri, y'ler artan bir biçimde gidiyor. Bu neyin açılımıydı sevgili gençler? Hemen yandan bakın, x artı y'nin 4. kuvvetinin açılımıydı. Dolayısıyla biz buna diyeceğiz ki x artı y'nin 4. kuvvetini açmışsın sen ve biz x'in 12, y'nin de eksi 10 olması gerektiğini biliyoruz. Bunun 4. kuvveti alınır. Yani 2'nin 4. kuvveti olur. Yani cevap 16 olur diyebiliriz sevgili gençler. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Burada ise x eksi y'nin kaçıncı kuvvetinin açılımı var arkadaşlar? 6. kuvveti. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 tarzında. O halde 4 eksi 2'nin 6. kuvveti sorulmuş bize. Yani 2'nin 6. kuvveti sorulmuş. Yani 64 sorulmuş diyebiliriz. Doğru cevabımız ise Ceyhan seçeneği olacaktı. Geçiyoruz bir sonraki sayfamıza. Bir sonraki sayfamıza D var ve D'de diyor ki iki terimin küplerinin toplamı ve farkı. Yani x küp artı y küp ve x küp eksi y küpten bahsedeceğiz. Bunların açılımları sevgili gençler x artı y ile x kare eksi xy artı y karenin çarpımı. Diğerinde ise x eksi y, bakın x kare artı xy artı y kare tarzında açılıyor. Burada değişen tek yer şuradaki artı eksi oluyor ve buradaki eksi artı oluyor. Eksilisini unutmayın. Birkaç örnekle üzerinde gösterelim demiş. Bu örnekleri incelersen sevinirim. Gayet açıklayıcı sırasıyla yazdığım örnekler. Şimdi geçelim sorumuza. X eksi 1 bölü x'in 3 olması gerektiğini söylemiş bize. X küp eksi 1 bölü x küp nedir diye sorulmuş. Şöyle düşüneceğiz. X küp eksi 1 bölü x küp. Bu x'in küpüdür. Bu da 1 bölü x'in küpüdür. Dolayısıyla x eksi 1 bölü x diye başladım açılımı yapmaya. Çarpı x kare artı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare de diyebiliriz buna. Bizden bu istenmiş. Peki ben x eksi 1 bölü x'in 3 olduğunu biliyorum. Peki burayı nereden bulacağım? Şimdi zaten şurası kaç? 1. Bunda bir sıkıntımız yok değil mi? X çarpı 1 bölü x. Peki ben x kare artı 1 bölü x kareyi nereden bulurum? Alırım şunun karesini. X kare artı 1 bölü x kare eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x. O da eşittir 9 olur karesini aldığım için. X çarpı 1 bölü x 1'di. Eksi 2 ile çarparsam bunu eksi 2 olur. Karşıya gönderirsem burası 11 olur ve burası da gitmiş olur. X kare artı 1 bölü x, x kare neymiş? 11'miş. Demek ki şunla şunu da toplama 11'miş. 11'e 1 eklersek 12 olur. 12 ile 3'ü çarparsam 36 olur. Biz bunun açılımını yapmıştık. 36 bulduk. O halde o da 36'ya eşittir diyebiliriz. N pozitif tam sayı olmak üzere a üzeri n eksi b üzeri n'i ise a eksi b çarpı, bakın a eksi b yazdıktan sonra buradakinin bir eksiğinden başlatıyorum. N eksi 1, n eksi 2, n eksi 3, n eksi 2 bu şekilde, pardon şurası 1 ve 0, a üzeri 0 biçiminde ilerletiyorum. B'nin kuvvetlerini de buraya b'yi yazmıyorum ve buradan başlatıyorum. B, b kare, b küp, b üzeri 4, b üzeri 5 diye gidiyor. En son b üzeri n eksi 2, b üzeri n eksi 1'e kadar. Yani bir tanesi artan bir tanesi azalan kuvvet şeklinde gidiyor. Bunu eksililerde yapabiliriz sevgili gençler. N'ler pozitif tam sayı iken unutmayın. Bir örnek verecek olursam hemen. Mesela a üzeri 5 eksi b üzeri 5. Bunu nasıl yazarım biliyor musunuz? A eksi b çarpı a üzeri 4 artı a küp b artı a kare b kare artı sonrasında a b küp artı b üzeri 4 biçiminde ben bunu çarpanlarına ayırabilirim derim. Şimdi geçelim üst tarafa. Bilgisayar bugün biraz yavaş, sanki güncelleme yapıyordu arkada. Belki de güncellemeden sonra bu hale aldı. Bakın a üzeri 5 eksi b üzeri 5'i burada da açmışım. A üzeri 4 eksi b üzeri 4 budur. A küp eksi b küp budur tarzında bütün açılımları da size gösterdim sevgili gençler. Tabi a üzeri 6 eksi b üzeri 6'yı da siz kendiniz şuraya açabilirsiniz. X artı 1 bölü x 2 olarak verilmiş. X üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 toplamının değeri nedir diye sorulmuş. Gelin şunun karesini bir alalım. X kare ya da onun karesini alalım. X kare artı 1 bölü x kare artı 2 çarpı 1. çarpı 2. Bu tarafın karesi ne olur? 4. Peki şurası nedir sevgili gençler? 2. Attım bunu karşıya. X kare artı 1 bölü x kare ne oldu? 2 oldu. Şimdi bir kere daha karesini alırsam o da 2 gelmeyecek mi? Aynen, o zaman x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 nedir? O da 2'dir diyebiliriz. Yani şunun karesini aldıktan sonra gene 2 cevabına ulaşacaksın. Hatta ve hatta x üzeri 8 artı 1 bölü x üzeri 8'i vermiş olsaydı o da 2 olacaktı. Anlaştık mı? Devam. Bir diğer sorumuz x eksi y'nin 4 olduğu ve x çarpı y'nin 1 olduğu verilmiş. X küp eksi y küp farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi x küp eksi y küpü ben şu şekilde açabilir miyim? X eksi y çarpı x kare artı xy artı y kare biçiminde açabilirim. Ben, bize bu sorulmuş. Ben x eksi y'nin 4 olması gerektiğini biliyorum. X çarpı y'nin 1 olduğunu biliyorum. Buradan x eksi y'nin karesi açılırsa x kare artı y kare eksi 2xy eşittir 16 olacağını da görüyorum. X kare artı y kare lazım bize şurada. Peki xy kaçtı? 1. Şurası ne oldu? Eksi 2. Karşıya atarsam ne olur? 18. Demek ki x kare ile y karenin toplamı da sevgili gençler 18'miş. 18 bir daha 19. 4 kere 19 kaç yapar? 76 yapar. O halde bu sorumuzda cevabı Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. 4'teyiz. Ax kare artı bx artı c üçlü terimlisinin çarpanlara ayrılması diyoruz. Şimdi bu çarpanlara ayırmanın olayında a sıfırdan farklı olmak üzere yani x kareli terim olacak diyoruz, tamam mı? Ax kare artı bx artı c 3 terimlisinin çarpanlarına ayrılmasını iki başlık altında inceleyeceğiz. İlk konumuz bunlardan birisi a eşittir 1 olma durumu, diğeri de a'nın birden farklı olma durumu. Birinci durumu inceleyelim. Eğer a 1 ise aslında ikincisinde de birincisinde aynı şeyi yapıyoruz ama birincisinde işler biraz daha kolay olduğu için bunu ayırma ihtiyacı hissetmişiz. Birinci çarpanlara ayırma metodunda diyoruz ki x kare artı bx artı c ifadesi çarpanlarına ayrılırken toplamları b çarpımları c olan iki tane sayı bulunur. Mesela bu sayılar m ile n olsun. Toplamları m artı n, çarpımları m çarpı n ve toplamları b'ye çarpımları c olacak biçimde biz buna diyoruz ki x kare artı bx artı c'yi x artı m çarpı x artı m biçiminde çarpanlarına ayırabiliriz. Hemen örneklerinde bunları net bir şekilde göreceğiz. Şurada gençler bakıyoruz. X kare eksi 4x eksi 21 var. Şimdi bakın ben burayı x'e x diye ayırdım. Tamam mı? Burayı da eksi 7'ye artı 3 diye ayırdım. Neden mi? Şundan kaynaklı. 3 ile eksi 7'nin toplamı eksi 4 çarpımı eksi 21. O halde diyorum ki ben burayı düz bir şekilde x artı 3 çarpı x eksi 7 olarak çarpanlarına ayırabilirim. Bölü aşağıda neyimiz var? X artı 3'ümüz var. Eksi. Burayı da x'e x ve eksi 7'ye eksi 2 diye ayırırsam çarpımları 14 toplamları eksi 9 olur. Dolayısıyla x eksi 2 çarpı x eksi 7 bölü alt kısımda x eksi 2'miz var. Şimdi şu x artı 3 ile bu x artı 3, bu x eksi 2 ile bu x eksi 2 giderse geriye x eksi 7'den x eksi 7'yi çıkar diyor soru bana. Cevap nedir o halde? 0'dır diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuzda ise yine aynı olayları yapacağız. Bakalım bu sefer ne gelecek? Şimdi burayı ben x'e x, burayı da eksi 3'e artı 1, burayı x'e x, burayı artı 2'ye eksi 1 diye ayırırsam x artı 1 çarpı x eksi 3 bölü x artı 1 eksi x eksi 1 çarpı x artı 2 bölü x artı 2 geldi. Şimdi burada şunu artık yeşil yapalım. X artı 1 ve x artı 1, x artı 2 ve x artı 2 giderse geriye x eksi 3 eksi x artı 2 kalır. Tabii ki burada x'ler de gidiyor bakın çıkardığımız için. Eksi 3 eksi 2'den pardon bakalım şurası eksi artı 2 değil, burada eksi 1 kaldı değil mi? Şu şekilde. Eksi 3 artı 1'den ne gelir sevgili gençler? Eksi 2 gelecektir. Cevabımız da ne olacakmış? Bursa seçeneği olacakmış. İkinci durumda ise a sıfırdan farklı olma durumu, a'nın birden farklı olma durumu. A sıfırdan ve birden farklı iken biz bunu nasıl ayıracağız çarpanlarına? Şöyle diyeceğiz sevgili gençler. Çarpanlarına ayırmış hali bu olsun diyoruz. Bunları dağıttığım zaman bu geliyor ya. O halde diyorum ki ben burayı, şuradaki mpx kareyi mx ve px biçiminde çarptığımız zaman burası gelecek şekilde. Burayı da nyq biçiminde çarptığımız zaman burası gelecek şekilde ayırırsam. Çapraz çarpıyorum bakın. Şununla şunu çarpın mqx. Bununla bunu çarpın npx. Bunları topladığımız zaman ne gelir? MQ artı NPX gelir ki ortayı veriyor mu? Veriyor. O halde diyeceğiz ki düz toplayın ve yolunuza devam edin. Tamam mı? Hemen örnek üzerinde göreceğiz zaten. Şu yukarı doğru çıkalım. Bilgisayar bayağı bir yavaşladı şu an. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Heh. Mesela diyor ki 2x kare eksi 3x eksi 2. Bu ax artı b ile cx artı d'nin çarpımıysa ac artı b'de ne olur diye sorulmuş. Şöyle diyelim. Ben burayı 2x'e x diye ayırırsam bakın çarpımları 2x kare. Ve sonrasında burayı da eksi 2'ye artı 1 diye ayırırsam çarpımları eksi 2 yapar. Bakın şöyle çarptım x. Şöyle çarptım eksi 4x. Topla bakayım ne olur? Eksi 3x. Ortayı verdi mi? Verdi. O zaman diyorum ki düz bir şekilde topla ve yoluna devam et. Yani x eksi 2 çarpı 2x artı 1. Bu neye eşitmiş? ax artı b çarpı cx artı d'ye eşitmiş. Yani burası a1'miş. B eksi 2'ymiş. C 2'ymiş. D de sevgili gençler 1'miş. Neyle neyi çarp demiş? A ile C'yi çarp 2. B ile de C'yi çarp demiş. Eksi 2. Bunların toplamı ne olur demiş? 0 olur. Demek ki cevap Ceyhan olur sevgili gençler. 6x kare eksi x eksi 12. Ax artı b ve cx artı d'nin çarpımı ise ac eksi b'de kaça eşittir diye sorulmuş. Gelin burayı 3x'e 2x'ye ayıralım. Ve sonrasında ise bu kısmı da artı 4'e, şurayı artı 4'e eksi 3 diye ayıralım. Şimdi bakın şöyle çarpın ne gelir? Eksi 9x. Bir de şöyle çarpın ne gelir? Artı 8x. Toplarsam ne olur? Eksi x. Ortayı verdi mi? Verdi. Mis gibi oldu. 3x artı 4 çarpı 2x eksi 3. Düz bir şekilde topladım ve çarptım. Bu neye eşitmiş? ax artı b'ye çarpı cx artı d imiş. E şimdi o halde şöyle diyebilir miyiz? Bu a, bu b, bu c, bu da d diyebiliriz. E şimdi a ile c'yi çarp demiş. 3 kere 2 6. Eksi b ile de d'yi çarp demiş. 4 kere eksi 3 eksi 12. 6 eksi eksi 12 ne yapar? 18 yapar. O halde cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Üçüncü olarak ax kare artı bx artı c 3 terimlisine dönüştürülebilen ifadeler var. Bunları işleyeceğiz. Peki bunu işlerken neye dikkat edeceğiz? Normalde biz ikinci dereceden ifadeleri çarpanlarına ayırıyoruz ama soruya bakarsanız dördüncü dereceden bir ifade. Buraya soru yazmayı unutmuşum bu arada. Size ekleyiverin. X üzeri 4 eksi 5x kare artı 4. Dördüncü dereceden bir ifade. Peki ne yapmam lazım? Bakın ben burayı hemen x kareye x kare diye ayıracağım. Tamam mı? Ortada zaten x kare var. Yarısı kadar var. Burayı da eksi 4'e eksi 1 diye ayırırsam çarpımları 4, toplamları eksi 5 gelir. O zaman mis bak. X kare eksi 4 çarpı x kare eksi 1 diye ben burayı çarpanlarına ayırabilirim. Ha dersen ki hocam ben böyle anlamıyorum. O zaman diyeceksin ki x kareye t dersem x üzeri 4'e t kare demek zorundayım diyeceksin ve yerine yazacaksın. T kare eksi 5t artı 4 eşittir 0 tarzında ya da 0'a eşitlemeyelim. Çarpanlar ayırıyoruz. Denklem gibi olur o zaman. O zaman bunu ayıracaksın. TYT eksi 4'e eksi 1 diye. T eksi 4 çarpı t eksi 1 diyeceksin. Ve sonrasında t gördüğün yere x kare yazacaksın. Gene aynı konuma geri döneceksin. Peki x kare eksi 4'ün çarpanları nedir? 2 kare farkından x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır. X kare eksi 1 de x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımıdır. Dolayısıyla sevgili gençler bizim çarpanlarımız ne oldu? X eksi 2, x artı 2, x eksi 1 ve x artı 1. Hangisi bunun çarpanlarından birisidir diye sormuş. Doğru cevabımız tabii ki x artı 2 olacak diyeceğiz. Bir diğer sorumuz ise x üzeri 4 artı x kare eksi 6. Bakın yine aynı şeyi yapalım. X kareye x kareye diye ayırdım. Artı 3'e eksi 2 diye ayırırsam çarpımları eksi 6, toplamları artı 1 verir. Dolayısıyla x kare artı 3 çarpı x kare eksi 2 gelecektir. Değil mi? E şimdi burası zaten x kare artı 3'ümüz var. Bunda bir sıkıntımız yok. X kare eksi 2'yi nasıl ayırırım? X eksi kök 2 çarpı x artı kök 2 biçiminde ben çarpanlarını ayırabilirim. X eksi kök 2 çarpandır. X artı kök 2 çarpandır. X kare artı 3 diye bir çarpanımız var. Kök 2 eksi x şunun eksilisi olduğu için bu da çarpandır. Ama x eksi 2 diye bir çarpanımız olmadığı için cevap Edirne seçeneği olacaktır diyebiliriz. Geçiyoruz sevgili gençler bir diğer sayfamıza. Bir diğer sayfada bu sefer bu ifadeyi yani ikinci dereceden denkleme dönüştürmemiz gereken ifadeyi bir ifadeye dönüştüreceğiz bunu. Farklı bir şekilde versiyonda vermiş. Mesela x kare eksi x olarak vermiş. Peki ben buraya a desem mesela şurası da a olur mu? Olur. Ve a kare eksi a eksi 6 diye açılır mı? Açılır. Ben burayı a'ya a, burayı da eksi 3 artı 2 diye açarsam ne olmuş olur? A eksi 3 çarpı a artı 2 olmuş olur. Peki a neydi? X kare eksi x. Yerine yazalım. X kare eksi x eksi 3 çarpı x kare eksi x artı 2 dedim. Sonra ne yapacağız? Sonra şunu yapacağız. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 3'e artı 1 diye ayırabilir miyim? Zaten ayrılmıyor. Ben hiç şıkları görmedim. Ayrılmadığı için de sevgili gençler x kare eksi x artı 2 diye bir çarpanımız var. Dolayısıyla cevap budur dedik. Eğer şurası eksi olmuş olsaydı bu cevap olurdu değil mi? Ama artı. Dolayısıyla bunlar değil. Cevabımız Edirne'dir diyebiliriz. Diğer sorumuz 9 üzeri x eksi 5 çarpı 3 üzeri x artı 6. Bakın 3 üzeri x var. Ben buna a dersem 3 üzeri x'in karesi yani 9 üzeri x. Bu ne olur sevgili gençler? 9 üzeri x yazamadım bu arada. Şöyle yazalım. 9 üzeri x bu ne olur? A'nın karesi olur. Demek ki a kare eksi 5a artı 6'nın çarpanlarını istiyor bizden. A'ya a, eksi 3'e eksi 2 diye ayırırsam çarpımları 6 toplamları eksi 5 olarak gördünüz. A eksi 3 ile a eksi 2'nin çarpımı. Peki a neydi? 3 üzeri x. 3 üzeri x eksi 3 çarpı 3 üzeri x eksi 2 benim çarpanlarımdır. Bir çarpanımız bu. Diğer çarpanımız bu. Bana demiş ki çarpanlardan birisi hangisidir? O zaman Adana seçeneğini gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz. Kalemi düşürdüm elimden. Şimdi 5. başlığımız diyor ki terim ekleyip çıkarma yoluyla çarpanlara ayırma. Bu sefer en sevmediğimiz, öğrenciler tarafından en gıcık gördüğümüz şey ben buna bunu eklemem gerektiğini nereden düşüneceğim? İşte bu çaresizliğin göstergesidir. Ayırmaya çalıştın, ayıramadın. Ne yapacaksın o zaman? bir şey ekleyip bir şey çıkarırsan belki ifadeyi çarpanlarına ayırabilirsin. Bak yine belki diyorum. Çünkü her şeyi eklersen veya her şeyi çıkarırsan o ifade çarpanlarına ayrılmayabilir. Uyumlu şeyler ekleyip çıkarmamız lazım. Peki burada neyi öngöreceğiz? Bunu bir düşünelim. Şimdi diyoruz ki bakın bir x üzeri 4'ümüz var bizim. Bu x üzeri 4'ü ben eksi 8x kare diye yazsam, artı 16'yı yanına eklesem. Bak burada neyi yazmadım ben? Eksi x kareyi yazmadım değil mi? Şimdi bir şey eklememize gerek kaldı mı şu an? Hiç gerek kalmadı. Şu kısmı çarpanlarına ayırabiliriz. Bu kısım neyin karesidir? X kare eksi 4'ün karesidir bakın. Tamam. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Ve ikincinin karesi. Eksi ne var? Bir de x kare var. Bakın gençler. X kare eksi 4'ün karesinden x'in karesini çıkarmışız. 2 kare farkı var mı? Var vallahi. O zaman x kare eksi 4 eksi x kare çarpı x kare eksi 4 artı x kare diye yazarsam ben burayı. Tamam mı? Burası da ne olur? X kareden x kare çıktı gitti. Eksi 4 çarpı 2x kare eksi 4 oldu mu sevgili gençler? Oldu. Bu ifadenin bir çarpanıdır diye sorulmuş bize. Bu arada şurayı yanlış yazdığımın farkındayım. Orayı bir düzeltelim. Burası x kare diye ayırdık ya, şunlar x olacak değil mi? O yüzden şurayı da yanlış yazdım. Kusura bakmayın. Hemen düzelttik. X kare eksi x eksi 4 çarpı x kare artı x eksi 4. Bakalım hangisi var? X kare artı x eksi 4. Zaten cevabımız belli de bir insan arayış içerisine giriyor tabii. Değil mi? Evet. Sağ üst taraftaki sorumuza geçiyoruz. 2 kare farkı ödedik son sorumuzda. X kare eksi y kare eksi 2x eksi 2y. Bakın ben burayı x eksi y çarpı x artı y diye ilk iki ifadeyi ayırabilir miyim? Ayırırım. Eksi 2 parantezinde de burayı x artı y yazar mıyım? Yazarım valla. X artı y'lerimiz ortak mı? Bakın burada ortak. X artı y parantezinde şurada ne kalır? X eksi y. Burada ne kalır? Eksi 2. Şimdi demek ki bizim çarpanlarımız bunlar. Ve x artı y ile x eksi y eksi 2'nin çarpanı diyebiliriz. Cevabımız Denizli olacaktır. 6. ifademizde, 6. başlığımızda da diyoruz ki tam kareye tamamlama. Şimdi tam kareyi tamamlayacağız. Peki nasıl olacak? Bu ifade bir tam kare olduğuna göre demiş bakın. Ben burayı x kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi yazacağım. Şimdi bak bir de ne var elimde? X kare artı 4x artı a eksi 1 var. Şimdi bakıyorsun burada 2x var. Buranın 4x olması için burasının ne olması lazım? 2 değil mi? Demek ki ikinci ifademiz neymiş? 2'ymiş. 2'nin karesine 4. O zaman a eksi 1 4 olacakmış. O halde a kaçtır? 5'tir. Hocam bunu ben böyle anlamıyorum. Başka ne yapabiliriz? O zaman sana ikinci dereceden denklemlerden ufak bir tüyo vereyim. Delta'yı sıfıra eşitle o zaman. Tam kare ifadelerin deltası sıfırdır. Delta neydi hocam? B kare eksi 4ac idi. B'miz de burada hocam 4. 4'ün karesi 16. 16 eksi 4 çarpı a ne? 1. C ne? A eksi 1. Ne olacak? 0. O zaman şuranın ne olması lazım? 4. O halde a eksi 1 4 ise a gene kaçtır? 5'tir. O halde cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Ama şu yöntem seni çok daha rahatlatır. Eğer kısmen anlarsan, yavaş yavaş anlarsan, yavaş yavaş dinlersen anlayacaksındır neler yapmamız gerektiğini. Şimdi en pozitif doğal sayı x ile ya da reel sayı olmak üzere x üzeri 2n ile y üzeri 2n'in yani x'in çift kuvvetiyle y'nin çift kuvvetinin toplamı sıfırsa o zaman ayrı ayrı çıkarımlar yapmaya gerek yok. X de sıfırdır, y de sıfırdır dememiz gerekiyor. Tanımlı olduğu durumlarda herhangi bir sayının çift kuvveti asla negatif olamaz, bunu biliyorsun. O halde çift kuvveti alınan iki gerçek sayının toplamının sıfır olmasının tek yolu bu iki sayının ayrı ayrı sıfır olmasıdır diyoruz. Peki alttaki sorunun bununla ne alakası var? Hemen inceleyelim. Bakın x kareyi yazdım. Eksi bir de 4x yazdım. Tamam mı? Hangilerini kullandım? Bunu ve bunu kullandım. Artı mesela burada 2 çarpı birinci çarpı ikinciden ikincinin 2 olduğunu biliyorum ya. Artı bir de 4 diyeyim ben buraya. O 4'ün şuradan 4 tane çaldıysam burası 25 kaldı. Artı y kare artı 10y artı 25 eşittir 0 yazdım. Şu kısım x eksi 2'nin karesi. Şu kısımda y artı 5'in karesi. 0. Şimdi karesi alınmış iki tane sayı var. Aynı yukarıdaki gibi. O zaman x eksi 2 de y artı 5 de ayrı ayrı 0'a eşittir. Demek ki x 2'ymiş. Y de eksi 5'miş. Bunların bize toplamı sorulmuş. Cevap nedir? Eksi 3'tür diyebiliriz. Cevabımız Bursa oldu gençler. Ve geçiyoruz son sayfamıza. Burada ne var? Rasyonel ifadeler var. Bu rasyonel ifadeleri sadeleştirme isteyeceğiz. Paydası 0 polinomundan farklı. pay ve paydası birer polinom olan kesirli ifadelere rasyonel ifade denir. Yani rasyonel ifadeler sevgili gençler Qx'in sıfırdan farklı olduğu durumda Px bölü Qx biçimindedir diyoruz. Rasyonel ifadelerde pay ve paydada bulunan ifadeler çarpanlara ayrılarak varsa gerekli sadeleştirmeler yapılır, yoksa öylece bırakılır. Şimdi ilk sorumuza bakalım. X kare artı y kare eksi 1 artı 2xy bölü 1 eksi x kare eksi 2y artı y kare diye verilmiş bize. Bakın ben burada şurayı sevgili gençler x kare artı y kare artı 2xy, ben bunun ne olduğunu biliyorum, x artı y'nin karesi olduğunu biliyorum. Bir de eksi ne var, 1 var, bu 1 de 1'in karesi aslında, bölü şurada ne var sevgili gençler, bir de onu kontrol edelim. Y eksi 1'in karesi var mı? Bakın y kare eksi 2y artı 1 var, demek ki y eksi 1'in karesi eksi x kare var. Şimdi ben üst tarafı 2 kare farkıyla x artı y eksi 1 çarpı x artı y artı 1 bölü şurayı da y eksi 1 artı x çarpı y eksi 1 eksi x biçiminde açabilirim. Şimdi sadeleşecek ifade var mı? Var. Bakın şu ikisi sadeleşiyor. Geriye ne kalır? X artı y artı 1 bölü y eksi x eksi 1 kalır, değil mi? Bu da bize Adana seçeneğini işaret edecektir. Geçelim şuradaki sorumuza. X kare eksi 3x artı 2 bölü x kare artı x eksi 2 bölü x kare artı x bölü x kare artı 3x artı 2. Şimdi bunu ne yapacağız? Şöyle diyelim. Üst tarafı x'e x eksi 2'ye eksi 1 diye, alt tarafı x'e x, burayı da artı 2'ye eksi 1 diye, burayı x parantezine x artı 1 diye, bu kısmı da x'e x artı 2'ye artı 1 diye ayırırsam hepsi geldi. Bakın x eksi 1 çarpı x eksi 2 bölü x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı, diyorum ters çevireceğim, x artı 1 çarpı x artı 2 bölü x parantezinde x artı 1. Şimdi gelin sadeleştirelim. X eksi 1 ile x eksi 1 gitti. Burada x artı 1 ile x artı 1 gitti. Şu kısımda x artı 2 ile x artı 2 gitti. Geriye sadece ne kaldı? X eksi 2'nin x'e oranı kaldı. Bu da zaten bizim en sade halimizdir diyebiliriz. Şu koca ifadenin en sade hali bu oldu sevgili gençler. Şimdi ve son sorumuz, konu anlatımımızdaki son sorumuz. Sonra test kısımlarına geçeceğiz. X kare artı ax artı b bölü x kare artı x eksi 2 eşittir x artı 1 bölü x eksi 1 olarak verilmiş. Bize a artı b toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi bakın düşünelim. X kare artı ax artı b diye bir ifademiz var. Bölü. Şu x kare artı x eksi 2'yi ben şöyle yazabilir miyim? Şu şekilde. Vallahi yazarım. Demek ki neymiş bu da? X artı 2 çarpı x eksi 1'miş. Sadeleşmiş. Alt tabi x eksi 1 kalmış. Üst tarafta x artı 1 kalmış. Şimdi bakın. Üst tarafta kalan bu. Giden ne? Giden x artı 2. Demek ki burada bir x artı 1 diye bir de x artı 2 diye bir çarpanımız varmış bizim. Tamam, o zaman soru bitti. Ben bu ikisini çarparsam, yani x kare artı 3x artı 2 dersem bu neye eşit olacakmış? X kare artı ax artı b'ye eşit olacakmış. Demek ki sevgili gençler a'mız 3'müş, b'miz 2'ymiş. A artı b toplamı sorulmuş. 5'miş diyebiliriz. Evet. Gençler bu konunun sonuna geldik. Şimdi diğer videomuzda ne yapacağız? Diğer videomuzda da bunun testleri var, bak aşağıda. Hem yanında bulunsun konu özeti var. Bunları yanında bulunsun konu özetini niye verdim sana? İşte bu konuları, tamam mı? Küçük küçük çıktılarını alıp duvarlarına yapıştırırsan güzel olur, tamam mı? Her zaman gözünün önünde bir konu özeti bulunur. Videoları izledikten sonra da bu konu özetine tekrar edersen veya tam tersini yapabilirsin, bu sana bağlı. Yanında bulunsun konu özetini tekrar ettikten sonra videoyu dinlersen bu senin için karlı olur. Çünkü konuyu baştan aşağı bir özetlemiş olursun. Sonrasında dinlersen tekrarını yapmış olursun. Öncesinde dinlersen konuyu daha iyi dinlersin. Daha ele alarak dinlersin. O zaman ne yapacaksın? Hem öncesinde hem de sonrasında konu özetini okuyacaksın, tamam mı? Sonrasında tüm konu bitti mi? Bittikten sonra test kısmını alacaksın. Videoyu izlemeden, bak ben burada seni video izlesen daha iyi aslında benim için, ama videoyu izlemeden testini çözeceksin. Zaten aşağıda cevap anahtarı var. Tamam mı? Bak 16 tane soru var. Cevap anahtarı var. Altında test 2 var. Yine bunda da 16 tane soru var ve cevap anahtarı var. Toplam 32 tane soru. Önce testi çözeceksin. Tamam. Ne yaptın? Hepsini full çektin inşallah. Çekemedin. Yanlışların var veya boşların var. Hemen videoyu açıyorsun. Çözümlerini öğreniyorsun ve kaldırıp bir köşeye koyuyorsun testleri. Ve artık bu konuya güle güle diyoruz, tamam mı? Şimdi hocam ÖSYM tarzı değil bu sorular. Ne yapacaksın? Zaten konuyu kavratmak için anlattım ben sana bunları. ÖSYM tarzı soru görmek istiyorsan hemen Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndaki konunun, tamam mı, videosunu açıyorsun. Kitabın varsa kitabından tekrar ediyorsun. Kitabın yoksa da videodaki sorulara bakıyorsun. Tamam mı? Durdura da izleyebilirsin. Bu biraz zor olur ama kitap alsan daha iyi olacaktır. Kitaptaki sorulara bakıyorsun. Orada da yeni nesil soru sayısı fazlasıyla var. Tamam mı? Zor soru istiyorsan fazlasıyla var. Ben sana burada konuyu kavrattım. Hemen oradan gidip tekrarını yapıyorsun diyelim ve videoyu sonlandıralım. Gençler, bir sonraki videoda yani test 1 ve test 2'de görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.